Merhaba arkadaşlar, 8. bölümde havalimanına devam ediyoruz. Güzel görünüyor ya, oldu bayağı hani. Aslında şöyle bir havası yok değil mi? Nasıl diyeyim? Formula 1 şeyleri gibi, pistleri gibi bir havası yok mu? Böyle hani önde çok büyük görkemli bir giriş, arka tarafta geniş bir alan. Bence biraz anımsatıyor ya, en azından ben öyle bir hisse kapılıyorum sürekli. Ama genel olarak bence oldu ya. Hani havalimanı başka ne yapabilirim ki? Aslında yapılacak bir dünya şey var ama bilmiyorum, bazen insan sıkılıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Buraya bir hangar ayarladım. Yani ne çok büyük, böyle ağır gelecek, bu havalimanına ağır gelecek kadar büyük, ne de çok böyle hani sırıtacak kadar küçük bir şey yapmaya çalıştım. Bence uygun. İçine tabii ki uçak girmiyor. Uçak sadece kanatlarının boyu 170 blok kadar bir yer kaplıyor. 170 blok bayağı büyük bir hangar demek. Ama ya bilmiyorum, belki hani uçağın mini bir versiyonunu biraz kanatlarını kesip buraya öyle bir koyarım, hani maksat gösteriş olsun diye, ama bu sefer de sırtı sığmayacak, arkası sığmayacak, öyle bir sıkıntı olacak. O yüzden hangar abi yok, bu kadar olacak ya, bir şey koymayacağım, içi boş kalacak. Küçük uçaklar için, mini uçaklar için belki küçük bir uçak atarız içeriye. Şimdi nereden başlayayım anlatmaya bilmiyorum, siz de aynı boyutlarda mı yaparsınız, ama ben size söyleyeyim. Şöyle ölçüyü vereyim. Şuraya kadar bir desek, 70'e 70'e 96. Siz bunu 100 deyin ya. Lan? 70'e 100 deyin. Daha iyi olur. Düz olur en azından. Yüksekliğine gelecek olursak 20 blok. Ha. 20 blok. Lan şeyin, havaalanının yüksekliğini yakalamışım. Vallahi iyi sallamışım. Ya 5-6 blok vardı, daha yüksekti. Ben birazını keseyim dedim. Yani 20 bloğu iyi tutturmuşuz. Ya dediğim gibi bizde ölçüler abi bardakla, çorba kaşığıyla. Basit ölçüler. Abartmanın anlamı yok. Şimdi şöyle köşelere 2 blokta bir, 2 blok cam koydum. İnce cam. Aynı şekilde de ön tarafa koydum. Şimdi şu arka tarafa şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Hani şuradan alalım. Bilmiyorum, mantığa uyar mı bu? Mantıken ne oluyor lan? Ya ayarı kaçırdım ya. Mantıken uygun mudur? Şöyle gidelim. Yine iki katlı bir şey yapacağız. Şuraya kadar camları dış görünüşü bozmadan 155 mi kullansak, hani çok karanlık olmasın içerisi. Hemen doluşun Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar da aydınlık yapmaya çalıştım burayı ben. Abi ne olur ya. Işıklandırma yapacağız. Şuradan iyi midir lan? Cam, her cam arası değil mi? Aslında olabilir. Şöyle ikişerli yapalım. ...89 desek... 6 blok mu? Hı, tamam. Şuradan da
diğer cama kadar gitse. Şuraya bak ya. Defolun gidin lan. Hani orada bir sıkıntı olmuş. 89. Bu ne ya? Buralar düzelsin. Tamam. Defolun ya. Şuraya kadar mıydı lan? Tamam. Böyle git gel Konya 6 saat yapacağımıza sıçramayla yaparız. Bir de şu yere bir ışık taşı döşeceğim. Ardından geri kaldıracağım. Maksat şu karanlık biraz gitsin. İnşallah. Bir değil mi yer? Bakalım. Şurayı gideremedi galiba. İyi ya. Gayet iyi. Tamam, burası böyle. Ya büyük yapılarda böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi gelelim burayı neden yaptığımıza. Tabii ki burada bir çekme katı olacak. Aslında diyorum ki üstü kapatınca buraya bir de böyle vinç gibi bir şey yapsak mı? Hoş olur ya. 3 4 olsun abi, kocaman yer burası ya. Oraya değil. Oraya değil, öyle değil. Heh. Öbür tarafa da yapalım mı ya böyle bir tane acaba? Yoksa tek taraf mı kalmalı? Hani düz bir şey olsun istemiyorum. Ya buranın aslında tek süsü uçaktır ama uçakları ya o kadar da küçülttüm uçağı. Yine de hani buraya çok sığacakmış gibi bir uçak değil. Daha da küçüğünü yapmak lazım. Hoppa. Aslında neden olmasın ya? Oğlum lan lan. Döverim ha. Tamam. Şimdi şuraya da. Ya şu bloğu aldım ama bilmiyorum kullanabilecek miyim? O da belli değil daha. Şuraya kadar bir kapatalım. Hayır hayır, 155'im yok mu? Var. Şimdi bunun altı karanlık oldu. Aaa yoo. İyiymiş lan. Tamam, sıkıntı yok, karanlık değil. Ben yine de bir iki tane şuradan şey atalım. Bak buraya da tuvalet yapar. Değerlendiririz ya buraları. Güzel olur. Şimdi burada böyle bir merdiven. Acaba böyle mi kalsın yoksa merdiven başı kıralım mı? Bir deneyelim bakalım ya. Şöyle. 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 Şöyle bir gelsin. Oraya bir tane daha lazım ama. Şuraya. Evet. Daha uygun. Sanki böylesi daha uygun abi. Bir tane de mavi cam deneyelim bakalım. Daha tatlı duracak mı? Sanki şey istiyor hani. Üstünü de istiyor. Ya bu kuartzın da sıkıntısı bu. Aslında sevdiğim bir malzeme ama
çok parlayınca detayları göstermiyor. Güzel, yani gayet hoş. Benim hoşuma gitti. Tamam. Olur olur. Aynısından da öbür tarafa. Tamam. Bir tane de öbür tarafta var. Artık şurayı da kapatırsak. Şuradan değil mi? Evet. Ya inanın ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok ya. Hani yaptıkça 167'si 9'u. Hep bunları karıştırıyorum ya. Tamam, böyle gayet şık aslında. Güzel, hemen şu şeyi halledelim. Tuvalet olayını. Şuradan gelip 155. Burada çok orantısız bir hal almış. Şimdi tuvaletin girişi şuradan olsun. Hatta 1 minute. Tamam. Biz buraya abi duş da yapalım. Sen istiyor duş, önce alacak duş. Bakayım. 1 2 3 4. 1 2 3 ulan arkadaş. 2 3. Hayır, oranın kapısı ayrı olsun. Şuradan. Uy. Sanki daha iyi. Şurayı da şöyle alırsak hem güzel görünür. Hem de aydınlatması kolay olur. Oo. 1 2 3 blok. İyi, böyle olsun yani. Dur, kapatayım. Şimdi bana şuraya ve şuraya. Olsan abi, bak fıstık gibi dümdüz alan. Yere de şuraya kadar. Ulan hadi 22. Evet be. Şu taşın kodunu hep unutuyordum. Şimdi unutmadım. Hemen şuraya bir hala yapalım. Harika. Bir tane lavabo. Ya ben bu lavabonun görüntüsünü değiştirmiştim. Sonra gittim, yine kaybettim. Abi çok enteresan anlar yaşıyorum ya. İnanın enteresan durumlar oluyor. Başka abi. Şuraya bir tane şuraya bir tane sifon yapalım. Yani aslında 1 minute. Ben o sifonu seni kullanamayacağım ben ya. Sifonu daha böyle olası. Olmayacak. Şurada olsun ya. Şöyle. Tamam, al sana sifon. Hemen bir tane de siyah cam alalım. Neyin yerine? Işık taşı da lazım. Vay arkadaş. Ne aldık? Siyah cam. Ne için aldık? Kapı için. Tamam. Harika ya. Dehşetül vahşet. Banyoya da bir tane lavabo koyalım. Ve de üstünü güzelce kapatalım. Şuraları da dolduralım da yarasa sesi gelmesin. Burada böyle gizli bir yer varmış ya. Şey, kaçakçılık yapıyorlarmış. Çaktırmayın. Buranın lambası çapraz olsun istiyorum.
güzel. Ve de buraya bir tane gider istiyorum. Gider değil mi? Lavabo lazım değil. Buraya bir tane gider. Lan arkadaş, çimin şeklini değiştireceğim ya, toprağın şeklini değiştirdim. Böyle abes bir durum oldu ya. Lav koyayım mı? Adamlar lav işiyormuş ya. Tamam, orada bir tane giderimiz var. Duş için farklı bir şey var mı ya? Yok. Fakat eğer olursa şöyle bir şey denemek istiyorum. Yerse. Ulan arkadaş. Tekli. Hadi be ama. Lütfen ya. Yemedi ya lan. Neyse. Tamam. Bir tane duş için düğme. Öbür tarafı zaten ben kendim yaparım. Şurada bir tane düğme var. Burada bir tane düğme yok. Hemen şuraya bir tane resim koyalım. Şey. Boş tablo, pardon. Heh, banyoda resmin ne işi var? Dan 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 dan. Güzel. Güzel. Aslında aklımda bir fikriyat var fakat hani nasıl hayata geçiririm? Onu düşünüyorum. Lavaboyu buradan alacağım. Şuraya koyacağım. Harika. Harika olacaktı az daha. Ya hadi ama ya, lütfen ya. Her şey için bir şey böyle ters gidiyor ya. Olmadı abi. Burada kapı. Tamam, bir saniye. Olmak üzere. Sanki. Tamam, sürgülüymüş dersek. Ya şuraya bir dolap atayım istiyorum. Hani niyetim o. Hani en nihayetinde elbiseyle girmeyecekler. Tamam. Üstüne de aslında bunun altta olması lazım. Öyle değil mi? Ya neyse. Siz anladınız mantığı. Tamam, burada da böyle bir duşumuz var. Güzel. Güzel. O ne lan? Niye bu kadar karanlık oldu buralar? Benim buraya İlla ki şundan yapmam gerekecek ya. Of. Yüksek binaların problemi bu işte. Ya camları da bu yüzden yapıyorum aslında. Aman ne aydınlattı, ne aydınlattı. Neyse. Olduğu kadar burayı yapmamız lazım. Şimdi zeminini değiştiriyorum buranın. Daha doğrusu araları. Üstüne de halıyla kapatacağım.
Aynı renk. Ya bunlar benim bayağı kurtarıcım oldu bu halı yün olayı. Neymiş? 171'in 9'u o zaman bu. 171'in 9'u. Şöyle yapalım. Güzel güzel bayağı işte olduğu kadar. Aslında şuradan buraya kadarı komple halı yapsam da burası boş kalsa. Çekil lan. Oğlum, tıp. Hem düz görünür. Yani şuralara yapamam. Buralara çünkü hani dolaplar, molaplar bir şeyler yapacağız ya. O yüzden şu ama tek sıra dolap yapacağız değil mi? Şuraya kadar gelebilir. Harika. Tamam. Olayı çözdük emniler. İnşallah. Hemen bakalım. Aa, lavabo lazım olacak. Şu lazım olacak. Şunu kullanabilirim bir yerlerde. Müzik kutularını falan sonra düşünürüm. Kitaplık bir tane olabilir. Bir tane senden gelsin. Dolap niyetine. Şu çekmeceler gelsin. Lavabo gelsin. En nihayetinde bir arada bir el yıkayacaklar. Burada bir çalışma söz konusu olacak. Yarasa sesleri eşliğinde. O zaman müzik kutusu. Önce müzik kutusu. Müzik gelsin. Lan. Bu ne ya? Defol lan. Defol. Ha şöyle ya. Abi vik. Kulak lan bu. Ana ne kadar da gıcık oldular lan. Abi her şeyi ben 3 blok yüksekliğinde adama göre ayarladığım için cidden gözüme küçük göründüler. Böyle bir şey mi olsa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 desek. Aynı şekilde de 2, 3, 4, 5 desek. Şimdi kenarlarına farklı planlarım var. O yüzden böyle tutuyorum. Şurada 5'linin ortasında bir tane şunlardan olsun. Olur. O yer. Tamam. Malzeme dolabı gibi. Aynı şekilde bir kitaplık. İki tane malzeme şeyi, zımbırtısı. Abo. 1 2 3 2 3 4 5 Arada bir boşluk kalacak. Tamam. 2, 3, 4, 5. Lan yap bitmeyecek abi bu iş. Abo, abarey. Lan. Bunlar bunlardan olsun. Aynı şekilde bunlardan olsun. Fakat ortasında lavabolar olsun. Evet. Ortasında lavabo olsun. Güzel. Aa, bitiremedim. Dolduramadım. Sonra farklı bir şey daha kullanmam gerekiyor buralara. Hiçbir şeyim yok ki ya. Şu dolapları kullanabilirim aslında lan. Şunun yerine. Hatta otomat da koymak istiyorum. Neden olmasın ki burada?
Bence olmalı. Otomatlar. Şöyle. Tabii ki öyle değil. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Her malzeme için ayrı bir bölüm gibi. Güzel. Orada lavaboya ihtiyaç yok. Burada nasıl bir durum oluştu? Buraya ne yapmalıyım? Raflık şeyimiz var mı? Bir tek bu var abi. Abi bir dakika, buraya normal şey raf yapsam, bildiğimiz raf. Şöyle. Evet abi, ben bunu niye düşünmedim ya? Tamam, hemen. Ulan müzik zımbırtısını koyacak yerim bile yok. Görüyor musun olayı? Buraya koysam iki yanını kapatmak durumunda kalacağım. Bir tanesi burada olsun. Bir tanesi bunda olsun. Hoparlörler nerede olsun abi? Şöyle açıklara koyabilirim diye düşünüyorum. İki tane oldu, tamam. Şunun üzerine bir tane koyalım. Her yerden duyulsun. Şöyle. Şöyle, yok. Tamam, öyle olsun. Yo, dengeyi kaydırdım ben ya. Evet. Burada böyle olsun istiyorum. Şurada yok. Şurada var. Tabii. Aynen, Johnny aynen. Başka nasıl yapmışım? İki köşesine tekrar yine mi koymuşum? Şuraya. Tamam. Hemen ben şu kurtarıcı zımbırtıyı alayım. Şöyle kenarlarını artık şuralarını düzeltelim. Kenar görüntüleri hoşuma gitmiyor. O yüzden böyle bir ayar çektim. Şöyle bir dolap da buraya. Yapma be. Lan oğlum, ben sizi öldürmedim mi? Ya az önce katil olmadım mı ben ya? Bir tanesi... Oha be abi. Yok abi, ben bunları durduramayacağım. Burada yarası olacak. Mecburen. Yapabileceğim bir şey yok. Şimdi alt taraflar... Şöyle mermerit olacak. Temizlemesi kolay olsun. Oraya olmaz. Güzel. Harika. Tamam ya, bayağı çözdük olayı. Peki şimdi ben şuradaki yarasaları def etmek için şöyle bir yöntem uydursam ya buraya. Bir de acıktım ki var ya.
şurada. Evet, oradan. Yapma be. Şuraya kadar abi. 89'um nerede? Oo, tamam buldum. Şöyle bir şey koysam. Abi ne yapayım? Ya kurtulamıyorum yarasalardan. Özellikle ışıklandırmalı yaptım. Hani güneş ışığı vurdukça bu yarasalar oy Allah. Bu ne ya? Lütfen bu ne ya? Sen gel. Sevmiyorum ya. Şuraya şöyle. Mecburen. Çok pardon. Şunlardan koyacağım. Belki biraz çirkin görünecek. Henüz emin değilim. İşte büyük yapıların en büyük problemi abi. Yok be. İyi sayılır. Yer. Tamam. Sıkıntı yok. Aynen böyle. Öbür tarafında yaparım ben. Buradaki tuvalet banyo muhabbetini de hallederim. Ondan sonra üst kata geçeceğiz. Ve de yerse, becerebilirsem bir tane şuraya... İki tane sığar mı? Bir tane jet yapacağız. Şu uçak yani. Küçük minik bir uçak yapacağız. Hangar olsun yani. O manada. Bölümün sonuna gelelim. Beğeni, yorum, desteği bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.